Kasım. Şimdi senden de soruyor. Bu aşağı şehirde neden göçtü halk acaba? Senin görüşün nedir? Niçin göçtüler? Sebep neydi? Herhalde orada bir eylan, yani bir sel felaketi gibi bir şey olmuştu. Önceden de buraya büyükler işte buraya bir karar mı vermiş, nasıl oldu? İşte öyle olmuş. Biz aklımız yermez pek. Evet. Peki, sana deselerdi ki o zaman sorsalardı, sen bu şehri nereye kurardın? Yani kendi fikrince. Peki ben seni şurasına al bu şehri kur deselerdi, sen nereye kurardın bu şehri? Vallahi benim fikrim yok da yalnız işte büyüklerimizden işittik. Ya şu Gölbaşı'nın Dündar yazısı. Dündar yazısı diye bir oraya evet. derlerdi. Bir ikincisi de Keysun yazısı diye malumalınız orayı derlerdi. Bunları işittik. Yani hakikaten de öyle bir şey olsa biz de memnun olurduk. Yani burası evet. böyle bir yani düz ova değil yani. Daha doğrusu. Şimdi biliyorsun bu evet. çatın şimdi caminin olduğu yerde bir göl vardı. Evet. Bu tarafında da kil kazardı, semizler yokuşun evet. oradan kirlikti. Evet. Bütün götür hamamlarda kadına yıkanıyordu, evet. çuval çuval, evet. heybe heybe. Evet. Şimdi bu bataklığa sürüklemede acaba kimin faktörü oldu? Neden böyle yani? Vallahi işte bilmiyorum artık. Ben burada pek seriyetle benim şeyim burada geçmediği için yani bütün çağım, memuriyet hayatım köylerde geçti. Pek siyasi şeyim de olmadığı için pek ben yani... İşitmedim bu hususta. Evet. Daha doğrusu daha bildiği bizim kitap var. Şeyde Besni şeyi Besni'nin üzerine kitap var. Daha dolgun şeyi oradan öğrenebilirsiniz herhalde. Evet. Şimdi ikincisi böyle bir eser filan bir yazdığın çizdiğin bir eser var mı senin böyle? Benim mi? Evet. Benim valla şiirlerim var işte bazen. Nasıl yani? Bir tanesini söyleyebilir misin? Besni'nin üzerine yazdım. Hatırında olan bir tanesini söyle. Ama şimdi derler ki ya Besni'den gidenlere sırtına yadırgı yorgan demiş adam olmaz derler. Bakıyoruz ki hep gidenler maşallah hepsi fabrikatör iş adamı. Bu neden geliyor bu yani dışarı gitmek neden böyle ayıptır? Sen bunu hatırlarsın. Sen de gezmişsin mesela, köyleri gezmişsin ama dışarı çıkmamışsın. Efendim? Bu doğru muydu, yanlış mıydı yani? Efendim ben şahsen yanlış derim. Neden dersen ki bu insan ekmeğini taştan çıkardır derler atasözü. Bugün perişanlıktan ise gidip bu ticaret ayıp bir şey değildir. Yani illaki dışarı çıkmak bir ayıp diye bir dava. Ben şahsen o fikirde değilim. Yani yanlış diyorsun. Yanlış ben, diyorum. Evet. Yanlış olduğu gayet da çıktı tabii. Yani. Evet, yanlış tabii. Gayet yanlış. Ben bugün burada icap etmiş de biraz ekmeğe işim ters gitmiş. Gitmiş başka bir yerde ticaret yapmam. Yani bu mantıken de yanlış. Evet. Ben şahsi fikrim bu. Evet. İkincisi de şu. Biliyorsun bizim aslımız Türkmen. Bak evet. sen ne güzel yazmışsın. Evet. Ben yazıyorum, o yazıyor. Bizim kültürümüzü başkaları alıyor, türkü yapıyor, salıyor, biz kendimiz kalıyoruz. Daha evvel düğünümüz aşağı şehirde yapardık, evet. çalardık, oynardık. Biz diyorum ki Besniler olarak bir şey kurmak istiyoruz, folklor. Evet. Ha. Siz de bunda yardımcı olur musunuz, maddi manevi? Vallahi mesela bir eser yazmak da bir yardım etti. Tabii tabii ben şahsen hani ben tabii gurur duyarım ben Besni'de. Öyle bir şey olsa karınca kaderince tabii ki yardım ederim ben. Eğer eserle, eğer mesela her yönüyle mesela insan memleketinin için fedakarlık yapmaz mı? Evet. evet. Peki sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi şiirinizi okursanız çok memnun olurum. Peki, çok sağ olun.
İsmin tarihidir ey güzel besnim, her gün hayalinde o senin resmin, her beldede anılır o güzel ismin, ne kadar güzelsin ey güzel besnim. Havan açık sıhhat verir insana, sanayin bol ihraç edersin her yana, isminle gurur verirsin bana, kilim ve dokumacılığın meşhurdur besnim. Meşhurdur denir, katkın bol yoğurt, o güzel peynir, peynirin yoğurdu, ne güzel besin. Bir ağızda her zaman tepenlerin var, hem de erir, sinende yetiştirirsin, her türlü yemiş, yemişin bol, ey güzel besin. Kazalar içinde ismin pek özel, tarihe yazılmış, bu ismin ezel. Karşıdan bakarsın, ne kadar güzel. Nerede olsa ben halkını tanırım, gurbet elde güzel ismin anırım. Hasretinle gece gündüz yanarım, hasretliğin zordur ey güzel besnim. Durmadan selam gönderirim sana, imalatını gönderirsin her yana. Bakıyorum ne kadar yakınsın cana, cana can katarsın ey güzel besnim. Senin halkınla bilmem ne desem, o tatlı narında olsa da yiysem, ölmeden yüzünü bir dahi görsem, ne kadar şirinsin ey güzel besnim. Şu dilim seni aşk ile besteler, havanla iyi olur hastalar. Sende ayrılan kara yastalar, ne kadar tatlısın ey güzel besnim. Saadettin besniyi ne kadar övdün, evvel ne yiysen sen yine oydun.